Şimdi arkadaşlarımız ekrana e, görüntü getirdiler. E, 800 liraya satılan Selim Efendi Cami ve arsası üzerinden 4 evet. numarayı getirdiler. 7 Ekim 1940 evet. tarihli bu Devlet Arşivlerinde bulunan bir belgeden bahsediyoruz. Bakın altı çizili yerlere e, bakıldığı zaman bu arsanın e, bu caminin ya yani Selim Efendi cami arsası 800 cami liraya satılmış. Arsası yani avlusu bu 800 TL'ye o zaman satıldığına dair bir devlet belgesi. başka da istiyorsanız getirelim, ıı, ekranı. devam edelim. Mesela Hı. bu 35 numaralı belge Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış olan. Yani bugün böyle bir şey yoktur. Asla bu satılmamıştır diye yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi 30 Ocak 1940 tarihinde ya bu Kenan Evren'in e, açıklaması yanlışlıkla girdi galiba. Hı. Beş numaralı belge bende. De, İnenin Devri'ne ait bir kiralık başka bir cami, tekke diye İran. Cum yani cumhuriyet. Resmi bir İran olarak. Evet. Vakıflar, Şu anda geldi ekrana. Vakıflar Müdürlüğü'nün, direktörlüğünün Hı. ilanı. Şimdi burada kiralık cami, tekke, meşruta, meşruta dediğim yani imam evi vesaire onların olduğu işte camiler. Bakın işte Hacı Hüsamettin Efendi. Camii içerisinde 5-6 tane cami. Ondan sonra tekke binası, işte dükkan, camilerin dükkanları. Hı. Resmen yani bunlar bunun gibi yüzlerce İran bulabiliriz. Yani başka İranlılar da burada Hı. dile getirebiliriz. Cumhuriyet ee, Gazetesi de yani o dönem bunu Evet evet. paylaşmış. yayınlamış, Cumhuriyet, yayınlamış. Epeyce Cumhuriyet Gazetesi'nin e, arşiv açık olduğu için bir de çok eski bir arşiv olduğu için hı hı. bunları orada bulmak çok daha rahat oluyor. Şimdi ee, peki şunu da hemen evet. araya sokmayayım. Yani, evet, satılan ee, camiler var. Belgeleriyle birlikte de ekrana getiriyoruz. Peki bir de bir ahır mevzusu var. Evet, o da 6 7 numaralı belge. Mesela burada ee, önce Şimdi 7 numaraya getiriyor şey arkadaşlar ekranı. Ekranda evet. şu anda. Şimdi mesela bu Ahmet Gürkan, Demokrat Parti Milletvekili, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin sattığı camileri tek tek sayıyor. Tutanak, meclis tutanakları, TBMM tutanaklarını aldık. Yani herkes şu anda girip bunları kontrol edebilir. Açık kaynak yani bunlar. Ve orada mesela ne diyor, Helvacılar Mescidi bir Ermeniye kiraya verilmiş. Bunun gibi bir takım mescitlerin kiraya verildiği hatta yani çok daha e, vahim örnekler var. Bu verilenler arasında mesela ne oluyor? Anadolu sazevi diye yani bir cami yıkılıyor. Nerede? Şeyde. Sirkeci Karadeniz'in hemen üstünde bugün böyle çok güzel bir cami görüyorsunuz köşede. E, bu cami yıkılmıştı. Yani ben Talebelik hayatımın başlangıcında bu cami Görmezdim. Sonra Özal döneminde bu cami o şeyle Aydın Yüksel diye bir mimar Ekrem Akkaybeldi'nin e, talebesi onun tarafından yaptırıldı. O zamana kadar burası Anadolu Sazevi diye bir gazino yani içkili işte kadınların da, dans ettiği oryantal dans ettiği bir gazinoymuş yani bizim e, geldiğimiz yıllarda yoktu ama ee, bunun gibi bir takım şey örnekler var. Yani şimdi Çünkü bir cami. Doğru mu anlıyorum? O dönemde camileri işte satıyorlar. Satıyor. Ve, ve satıldıktan sonra da işte ahır olarak yapılıyor ya da e, eğlenme e, yerleri olarak yapılıyor o dönemin şartlarına evet, evet. göre. O şekilde bir tabii, tabii. yapıdan yani cami, bahsediliyor. Cami olarak kullan, yani cami bina olarak kullanılabiliyorsa. Hı hı bina olarak kullanıyor yani diyelim ki işte minaresini yıkıyorlar şey içini tamirhane yapıyor bilmem e, kahve yapıyor işte Bursa'da diyelim ki Çekirge'de e, eski Kaplıcan'ın karşısında Lami Çelebi Camii var bu 1960'lara kadar devam etti bunun işgali hı hı. E, biraz da o salonuydu biraz da o salon. içeride insanlar biraz da oynuyordu e, mesela Bursa'da yine aynı şekilde e, gazetelere de yansımış olan e, İmar faaliyeti başladı haber köprüsünden mi Evet. Mesela o Bursa 18. haberini getirebiliriz. Hı hı. O haberde bunlar e, zikrediliyor. 18. Hı hı. Mesela bakın Bursa'da imar faaliyeti başladı. 1930'ların sonu. Vakıflar idaresi 7 binalar yaptırıyor. Ayrıca kadro harici kalan 49 cami ve mescidin satılması kararlaştırılmış. Yani Bunlar gizli saklı değil Melisa Hanım. Yani şeyde, biz böyle yani. Hı hı. Oradan buradan belge buluyor. Devletin resmi belgeleri ve gazeteler. Yani şu anda herkes bu gazetelere ulaşabilir. 49 cami ve mescidin satılması kararlaştırılmış. Ee, ve bazı mescitler binaları olmayan spor kulüplerine tahsis edilmiş. Alaca Mescid diye heykel önü bölgesinde bulunan bir de spor bölgesinin güreş salonu. İçeride güreş yapıyorlar. Ee, minare yok. Ee, cami olmaktan çıkarılmış. Şimdi burada... Dikkatinizi çekmek istediğim husus kadro harici kalan diyor. Şimdi bu ne demek? Ne demek? Yani futbolda tabii kadro dışı <laughs> kalmak e, takımdan çıkmak anlamına gel, geldiğini biliyoruz. <laughs> kadro harici demek Diyanet görevlisi ya da e, imam, müezzin her neyse bunların olmadığı ve Diyanet'in elinden, e, vakıfların elinden bunların alınması anlamına geliyor. Yani şöyle 1926 yılında çıkartılan bir kanun Tasnif e, heyeti kuruldu. Birbirine yakın olan camilerden yani bir tanesi muhafaza edildi, diğerleri kapatıldı. Yani diyelim ki Eminönü bölgesinde. Hı hı. E, dört cami var, üçü kapatılıyor, bir tane kalıyor geriye. Bu şekilde çok sayıda cami bir defa kadro dışı kaldı. yani Camileri tasfiye ettiler yani aslında. Evet, ta tasfiye kanunu bu aynı 19 zamanda. 19'u getirelim o zaman arkadaşlar bir bunun akabinde ne oldu? Bakın işte adım adım nasıl geliyor? Tasif yapıldı, diğerleri kapatıldı. Şimdi kapatılan cami ne olur? Bakımsız kalır. Dökülmeye başlar, akmaya başlar. Ee, bunun üzerine dediler ki ya burası e, kadro dışı kalmış. Bunları ne yapalım? Milli servet kirayı verelim, satalım. Eğer yıkılmışsa arsasını satalım. Hatta öyle belgeler var ki elimizde arsada da yıkılmış olan taşları satıyorlar. Yani enkazı satıyorlar. Çünkü taş kıymetli alıp bir başka binada kullanılmak üzere. Dolayısıyla e, kadro dışı kalan camilerin bu şekilde satışa açılması yani vakıflar eliyle satışa açılması bununla ilgili çok sayıda elimizde belge var. Var devlet arşivinden. Ekranda veriyoruz. Hatta bu. şunu da söylüyorsunuz diyorsunuz evet. ki yani girin internete e ee, bunları herkes ulaşabilir çok rahatlıkla diyorsunuz. Peki e, Sayın Armağan şunu sormak istiyorum size. Yine Özgür Özel'in yaptığı açıklama şimdi CHP Genel Başkanı'nın açıklaması böyle yani, bir şey olmadı diyor. Bunları göz... görmemiş olabilir mi? Ya da bilerek ah. mi yok dedi? Niye böyle bir şey dedi sizce? Vallahi görmemiş e, olabilir tabii siyasetçi tarihçi değil ama yanında danışmanları olur. Sorar, ya ben şimdi bu açıklamayı yapacağım ama hani Bilerek yapayım yani bunun şeyi var mı yok mu diye herhalde onlarda kendisine doğru bilgi vermemiş olmalı. E, fakat hadi diyelim ki Özgür Özel bilmiyor daha yeni benden de yaşı küçük e, bilmemiş olabilir e, tarihçi de değil ama şimdi bakın 1966 yılında Demirer ile İnönü'nün bir takışması var. E bu Demirer ile İnönü'nün takışmasında Demirel o zamanki Demirel yani 28 Şubat döneminde biraz farklı. Demirer vardı ama Onu da konuşacağız o... bu arada. 28 Şubat döneminde <laughs> evet. e, yaşananların laiklik e, açısından değerlendirmenizi alacağım sizden. Çünkü o dönemde de gerçekten e, çok üzücü Eyvallah, şeyler o... yaşandı. E, Laiklikle o dönemin yaşananların ne ilgisi var diye sorum olacak ama devam edin Eyvallah. lütfen Eyvallah. hocam. Evet. konuşalım. Hı -hı. Şimdi demirhel o zaman e, CHP döneminde satılan e, işte ahır yapılan kiraya verilen yani amaç dışı kullanılan, yıkılan camilerin Var olduğuna dair bir açıklama yapıyor. İnönü hayır asla böyle bir şey olmamıştır diyor. Bunun üzerine Demirel ve ekibi hı hı. bu bilgileri kamuoyuna o zaman da yansıyor. Yani aslında bu e, dönem dönem tekrar eden yani bugünkü tartışma dönem dönem tekrar eden bir tartışma haline geliyor. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Dedi ki CHP döneminde işte dine şu baskılar yapıldı, e, camiler satıldı, ahır yapıldı. Bunun üzerine... Ee, Kılıçdaroğlu o zaman asla böyle bir şey olmadı. Kışla tartışması da vardı o zaman. Allah'tan şimdi bu tartışma olmadı. Yani şöyle demişti Cumhurbaşkanımız. Ee, kışla yapıldı camiler. Kışla haline getirildi. İçinde asker yatıp kalktı. Ki doğru bununla ilgili biraz sonra Sultanahmet örneği üzerinden bir açıklama yapacağım. Ee, bunun üzerine Kılıçdaroğlu asla böyle bir şey olmadı. Ee, bir de e, kışla meselesinde de şöyle dedi, Kışla mı vardı ki o zaman? Yani sürekli asker alınıyordu. Askerler terhis edilmiyordu. Hı hı. Kışla mı vardı ki bunları yatıralım? Mecburen camilerde yatırdık. Şimdi tıpkı şeyin e, özgür, özelin yapmış gibi. açıklama istinaden atsın. Aklımızı alay etmesinler Elisa Hanım. Yani Sultanahmet Camii gibi yani mavi cami diye dünyada e, artık şöhreti dünyayı kaplamış olan bir cami, asker alma dairesi yapıldı. Kapatıldı, ibadete kapatıldı. Asker alma dairesi yapıldı ve Anadolu'dan Trakya'ya, Trakya'dan Anadolu'ya sevk edilen askerler orada geçici sürelerle kalıyordu. 5-6 gün içeride ranzalar vardı, yatma veya en azından yataklar vardı, içeride yatıyorlardı. Ben bunlardan bir tanesiyle geçen sene vefat etti. Abdullah Nazırlı Hoca. Elazığlılar bilecektir. Büyük bir alim 100 yaşında vefat etti. Kendisiyle bir söyleşi yaptım. Ses kaydı var bende. Onun da askerlik sırasında 40'lı yıllarda o camide yattığını 6 gün kaldığını ve çok affedersiniz camiden dışarı çıkmalarına izin verilmediği için o 6 gün içerisinde tabii ihtiyaçları caminin içinde giderdiklerini utanarak söylemişti. Şimdi düşünün bir cami askerleri yatırıp kalkıyorsun bari bir tuvalette çıkmalarına izin ver değil mi? Hayır caminin içinde yapılmış bunlar. Ve bu e, Sultanahmet gibi bir sanat harikası caminin içinde şey yapıyor. Şimdi diyorlar ki kışla mı vardı ne yapalım camide yatırdık. Tamam bunu kabul edelim. Diyelim ki şey peki 1943 yılında koskoca Taksim kışlasını kim yıktı? Çatır çatır o bütün Gezi Parkı'nın tamamını kapsayan Taksim Kışlası vardı. Yani yapılması için girişim yapıldığında ayaklandılar falan ya. Bu kışla aynı parti tarafından yıkılıyor. Aylar sürmüş yıkımı biliyor musunuz? Yani öyle kolay yıkılacak bir bina da değil. Çürük değil, çarık değil. Sen onu yıkıyorsun. Ondan sonra kışla mı vardı Sultanahmet'e askeri dolduruyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar Yani kışlayı yıkıp kışla vardı diye camide asker barındırmak. Yani camide asker barınır mı? Ee, içerisine işte 5-10 çuval buğday koyup camiyi kapatmalar. Ee, yani affedersiniz bu kadar zaman içerisinde 1922 40'lara 40 kadar, kadar. Yani Cumhuriyet 12-13 yıl geçirdi. Ya silo yapsaydınız, buğday depolu depoları yapsaydınız yani e, bunları barın e, Camide buğday şey olur mu yere koyarsın tıka basıp buğday doldurulmaz zaten camiye içeriye koyarsın. Ve Ama cami yapılmamış nerede? belli ki. Bunun için yapılmış binar olmadığı için onların hepsi çürüdü ve küflendi filizlendi ve yıllar sonra bunlar tabii büyük ölçüde kullanılamadı. E, kullanmak için gittiklerinde baktılar ki artık filizlenmiş bunların kullanılacak hali ya da e, ona dönüştürülecek hali kalmamış. Bunların hepsini denize döktüler. Ya da derelere döktüler, yaktılar. Ben bunu sonradan e, Kayseri'de bir 90 küsur yaşında ya Ahmet amca vardı. Ona sordum. O bana şöyle dedi. Dedi ki, neden yaktılar dedim. Yani bunları halka dağıtsalardı, açsalardı camilerin kapılarını, alın, evet. e, yağmalayın, götürün bu şekilde bir davranış niye sergilemediler? Dedi ki, çünkü dedi CHP'nin kodamanları bu buğdayları iç ediyorlardı. <laughs> yani çaktırmadan. Ya içeriden bunları. Cence bunları alıyorlar, satıyorlar yeri. yahut kendileri kullanıyordu. Eğer onlar çıkartılıp silolara götürülmüş olsa e, ziraat müdürlüklerini götürülmüş olsa tartıldığında ilk konulduğunda diyelim ki 5 ton konulmuş 500 kilo yakaladı, yakalmazdı. Aradaki 4,5 tonu açıklayamayacakları için hepsi <laughs> şahibeli duruma düşecek. En iyisi yakalım kurtulalım demişler. Ortak bir karar almışlar. Şimdi CHP'nin günah galerisini anlatmakla bitmez. Yani bu 20 küsür e, küsur yıllık tek parti idaresinin bir açıklamasını yapıp en azından Özgür Özel bir özür dilesin. Millete biz bazı yanlışlar yaptık. Bunların e, doğru olmadığını kabul ediyoruz. Efendim Muğla'da cinayetidir. Bilmem işte e, Boraltan Köprüsü'ndeki faciadır. Ondan sonra e, şapka inkılabı sırasında işte asılanlar yani e, bunlar bir hata olmuştur. E, evet devletin kuruluşları yani bu bu şekilde yaklaşsalar toplumla tekrar bir e, temas kuracak bir e, uzlaşma noktasına gelseler tamam ama şimdi bunlar hiç kabul etmeyip e, red etme tavrına giriyorlar. O, o zaman da işte bu tarih tartışması çıkıyor. Yani biz tarihi Niye anlatıyoruz? Yani tarihi yani red mi ediyorlar? Yaşananları aslında e, red mi ediyorlar? Kendi tarihlerini red ediyorlar. Çünkü kabul edemezler. Yani bu anlattıklarımızı. Şimdi Boraltan Köprüsü'nde sen 143-144 tane Azeri kardeşimizi Ruslara teslim eden bir parti ne kadar Türkçe olabilir? Yani Stalin'in emri üzerine yani Türk dediğin düşman bile sığınsa kendisini vermez. Yani ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz bunlar. Oradan sen teslim ediyorsun köprüyü geçer geçmez... Ruslar kurşuna diziyor bunları. Şimdi bunların yaşandığı bir dönemi anlatıyoruz biz. Birçok buna benzer haksızlıkların yapıldığı yıllar. ha şöyle deseler yani onu anlayabiliriz. Peki bunu ya nasıl tamam hani olmuş artık bazı hatalarımız oldu kabul ediyoruz. Ama yani bunları büyütmeyelim artık bunlar tarihte kalsın deseler o zaman biz de bunları anlatmak belki ihtiyacını bu kadar televizyonlara sizin de başka daha güzel programlara belki ama bu, yapacaksınız ama şimdi mesela bunu söylemekte kolay mıdır? Çünkü bunu biz yaşadık, yaşamadık mı? Başörtüsünde yaşadık. Daha, ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu evet. helalleşme çıkışı yapmıştı o dönemde. Bunu ilerleyen dakikalarda soracağım size. Yani helalleşme çıkışı yaptı ama o helalleşme kabul görür mü? Yani şimdi işte mesela bunu nasıl anlatabilirler ki? Evet. Bunu soracağım ama e, bu camilerin e, Sayın Armağan Şarap evine çevrildiği doğru mu? bir örneğimiz var. Cami değil de bir türbenin hı. Sinanpaşa Sinan Paşa Türbesi yani şeyde Divan Yolu üzerinde. Tek partili Bununla dönemde yani Cumhuriyet 14, Halk Partisi'nin döneminde. 14 numaralı gazete küpürünü eğer yayınlasak bunlar gazetelerde çıkan haberler. evet. Mesela Sinan Paşa Türbesi şarap deposu yapılıyor. Ya yani şimdi Osmanlı'nın en büyük sadrazamlarından birisi. Bunun e, türbesi bugün yani tramvay yolu üzerinde e, bulunan türbesi e, bir şarap tüccarına kiralanıyor. İçerisine şarap depoluyorlar. Yani adeta milletin değerleriyle alay eder gibi. Yani şimdi diyorlar ki yok biz bunun kas bu kasıtlı yapmıyorduk bina. Şimdi ahır yapmak için de elbette devlet kalkıp da bir proje gelişirip camileri ahır yapalım diye bir şey diyecek değil ama sen sattığın kişinin orayı nasıl kullandığını da denetlemek zorundasın. Yani e, satıyorsun diyelim camiyi ve sahibi orayı yani affedersiniz e, bir randevu bile yapabilir. Başka bir amaçla da kullanabilir. Sen devlet olarak buna müsaade edecek misin? Yani belli şeyleri e, kontrolünü yapmak durumundasın ama bunlar ancak e, birisi şikayet ettiğinde ya işte e, gazetesinde yazdığında eee ortaya çıkıyor. Ondan sonra da tedbir alıyorlar mı almıyorlar mı onu bilmiyoruz. Ama gazetelerde. Bunlar mesela, çıktı. E, burada Hı. 13 e, numara. 13. görüntü. Hı. Az önce mesela Mimar Sinan'ın ahır yapılan e, son eseri. Getiriyorlar. E, İmza şeyiyle. E, 13 bunun, numara. Evet. 13. görüntüyüm. Şu anda ekranda. Evet. Koca Sinan'ın Ahır yapılan son eseri evet, diye bu, bu nedir? o dönemde gazetede küpür olarak, yayınlanmış. Yayınlanmış. yani Tan Gazetesi'nde galiba 1939 falan olması lazım. Şimdi bu neresi biliyor musunuz? Şemsi Paşa Camii, Üsküdar'da. Hani biblo gibi böyle hı hı. E, çok e, küçük yani Üsküdar iskelesinin e yapılmış o zaman yani tarafında. Yapılmadı bu... diyor ya özgür özgür. O yüzden soruyorum? Işte yani, daha nasıl örnek verelim? Gazetelere kadar bu yansımış. Ee, aynı zamanda bazı belgelerde de karşımıza çıkıyor. Orada orayı kullanan insanların bunu e, ahır olarak ya içine hayvan bağlamak çeşitli şekillerde Orayı e, kendi e, adam para vermiş, almış, satmışsın. E, ama denetlemiyorsun. Çok fazla satış da yapılmış, cami satışları. Yani. Evet, az önce verdim rakamları. Denizli'deki, de, yani 2000... Divrik'teki, Çorum'da, Kütahya'da değil mi? Bunlar evet. yapılmış herhalde. Şimdi mesela Kütahya'daki örneği görelim. 12 numaralı kararname. İşte İsmet İnönü döneminde Kütahya'da Hı, şimdi o... e, mazmut hayrattan kadro harici Zeyran Camii ile bitişindeki kahve bahçenin satılmasına izin verilmesi kabul olmuştur diyor kim imzalamış Reisi Cumhur İsmet İnönü 19 Temmuz 1939 şimdi satıldı yani nasıl inkar ediyorlar Ben bunu anlayamıyorum yani o kadar fazla örnek var ki elimizde 20 numaralı belgeyi görelim değerli yönetmen arkadaşım Evet. 20 numara. Şu 500 cami ve mescitten bir kısmı tasfiye edilecek. Şimdi bu gazetelerde çıkan e, bilgi tasfiye yani hı hı. cami olmaktan çıkartılacak yani anlamında. Ona şu giriyor. az önce konuştuğumuz gibi işte ahır da yapılabilir, şarap evi de yapılabilir. Bundan sonraki satış işlemi başlayacak. Yani önce cami olmaktan çıkartıyorsun ondan sonra satışa koyuyorsun. Ve burada 500'den fazla cami ve mescidin ne kadarının tasfiye olunacağı ee, henüz malum değildir hı hı. E, diye ama vakıflar genel müdürlüğü böyle bir girişim e, başlatmış. 8 numaraya bakabilir misiniz hocam? Çünkü e, orada da mesela bir cami e, satışı oluyor. Bursa'da oluyor. 8 numaraya getirelim arkadaşlar ekrana. E, ama bu neden mesela çalışırken notlara şöyle bir baktığımda evet. e, tarihi değeri yok deniliyor denildiği için cami satışa sunuluyor. Doğru mu? Yani şu yani, an ekrana verilen belgede biz şu anda doğru yani görüyoruz, belge, doğru anlıyoruz değil mi? Yani e, bir yazısı ve evet. bu yazı kararnameye daha Başbakanlık yazmış. E, kararnameye dönüşmüş. Şimdi Bursa Kemalpaşa ilçesindeki bu şey peşin parayla satılmasına izin verilmesi Bakanlar Kurulu tarafından karar veriliyor buna. Hı hı. Şimdi dediğiniz gibi tarihi değeri yok, var. Kim buna karar veriyor? Bir, ikincisi tarihi değeri varsayalım ki yok. Yani tarihi değeri yok diye hı hı. efendim hemen e, satmak mı gerekir bunu evet. yoksa iyiâme etmek gerekir. Şimdi bunun gibi o kadar çok çok fazla var yani e, tam da işte sayın özelin aslında camiler satılmadı e, ahır yapılmadı ifadelerini evet. siz belgelerle e, bir, bir, ekrana bir getiriyorsunuz daha, isterseniz bu 21 numaralı belge e, Diyanet'in yazdığı bir yazı. E, var. Mesela nedir bu? Ne, ne diyor bu Ünye, yazıda? Samsun'un ilçesi Ünye'de bulunan saray e, Camii'nin senelerden beri cezaevi olarak işgal edilmesi. Bakın cezaevi de yapılmış. Çok sayıda cezaevi yapılan cami var. Hı hı. Hatta bu camilerden bir tanesi Divri'yi, Ulu Cami'yi e, cezaevi yapılmış. E, ve ben e, yakınlarda rahmetli oldu Necdet Sakaoğlu Divri'li bunu çocukluğunda Mahkumlar e, şeyden caminin <laughs> penceresinde ayaklarını uzatırlarmış dışarıya biraz serinlemek için. Falan. O yılları hatırlıyor ve e, cezaevinin de tuvaleti caminin içerisinde. Yani dışarıya bırakmıyorlar. Divriği Ulu Camii bugün ibadete açık ama e, cezaevi yapılacak başka bina kalmamış gibi Divriği Ulu Camii kapatılmış. E, ve bu da Ünye'deki Hı -hı. cami. E, cezaev olarak işgal edilmesi ve mütadit müracaatlara rağmen. Bakın enteresan olan Yani Diyanet İşleri Başbakanlığa yazıyor. Diyor ki defalarca müracaat ettik buranın boşaltılması için. Buna rağmen e, boşaltılması işte halkın e, sızlanmalarını mucip olmaktadır boşaltılmadığı takdirde. Bunun e, süratli tahliyesi diyor Şerafettin Yaltkaya'nın Başbakanlığa yazdı mektup. Yani bunun gibi de çok örnekler var. Yani aslında siz e, ben o dönemin e, belgelerini getirdim. Herkes de kolaylıkla ulaşabilir. Ne evet, cami evet. yapıldı, ne cami satıldı, yani ne ağır yapıldı. bile gerek yok bunu. Evet. Bunların tartışılmasına gerek yoktur. Sayın Özen özür dilemelidir diyorsunuz. Evet Az yani bunda söylediğiniz gibi. özür dileyip bu meselenin üzerinde kapatalım demesi lazım. Çünkü bu e, inkar politikası ne yapar? Bizim de bunları ortaya koymak zorunluluğumuzu getirir ki onun şeyinden kaçamaz. Yani tarihin yükünden kaçamaz. Peki.